Sultanım. Sultanım. Sonra Nigar, sonra acelem var. Sultanım. Duydum ki Hatice Sultan'ın sarayına gidiyormuşsunuz. İzin verin de ben de geleyim. Paşamız hastaymış. İbrahim Paşa'na koşuyorsun demek. Bu yüzden mi ağladın sen? Ne olur beni de alın. Belki bir yararım dokunur. Ne yapabilirsin ki? Hekim misin sen? Hiç değilse bebekle alakadar olurum. Malum Hatice Sultan'ımız da iyi değildir şimdi. İyi, iyi, sen de gel. Çabuk. Siz çekilin. Maazallah bulaşıcı olabilir. Bir şey olmaz. Ne kadar zamandır böyle? Seferden döndüğünden beri halsiz paşamız. Orada bir şey kaptı belli ki. İlk önce ateşi çıktı. Sonra geçti. Tam iyileşti derken yığılıvermiş. Ne yapacaksınız ona? Hiç merak etmeyin. Elimden geleni yapacağım. Siz çıkın. Sultanım, hadi biz çıkalım.
Kim yaptı paşa bunu size? Nedir o? Ne yapıyorsun sen? Sana diyorum. Ne verdin ona? Sultanım, paşa zehirlenmiş. Ne? Zehirlenmiş mi? Hayır. Öyle olsa bizim hekimler söylerdi. İyi bilirim bu illeti. Çok gördüm. Lakin merak etme. Bu toprak şifalıdır. Nasıl şifalı? Midilli Adası'ndan getirdiler bana. Zaten yalnız orada bulunur. Her ne varsa içinde her türlü zehri söküp atar. Paşa kurtulacak mı? Dua edelim ki geç kalmadık. Yoksa fayda etmez. Neden haber yok hala? Yasef Efendi odasında sultanım. Henüz çıkmadılar. Sultanım, müşteri olun. Yasef Efendi çok kıymetli bir hekimdir. Ne yapar ne eder iyileştirir. İbrahim nasıl? Ne olur iyi deyin bana. Tanrı'ya şükredelim ki iyi, kurtulacak. Nedir bu hastalık? Paşamız nasıl düştü pençesine? Bulaşıcı bir hastalık değil. Ciğerlerini üşütmüş kötü. O yüzden. Ne oldu dayı? Rengin atmış. Hatice Sultanımızın oğlu Mehmet Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. İbrahim, doğru mu duyduklarım? Hatice'm nerede? O nasıl? İyi değil Valide Sultanım. Odasındalar. Başınız sağ olsun paşam. Allah sabır versin. Ben de çok üzüldüm duyunca. Başın sağ olsun. Sen kal. Neden? Zehirlediğini biliyorum. Paşa, aklın yerinde değil. Ne zehirlemesi? Bana oyun oynama Hürrem Hatun. Yasef Efendi sana zehirlendiğimi söylemiş. Sen kimseye söylemedin. Sustun. Neden? Ciğerlerini üşütmüş dedi. Ben o yüzden... Yanıma gelip öleceksin İbrahim diyen kimdi peki? Hatırlıyorum seni. Hayal görmüşsün sen. Asıl hayal gören sensin Hürrem Hatun. Sen beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? Hı? Thank you.
beceremedin. Bak karşında duruyorum işte, buradayım. Delirmişsin sen. Ne dediğini bilmiyorsun. Beni öldürmeyi kafana koydun belli. Lakin evladımdan ne istedin? Neden aldın onun canını? Onun günahı neydi? Orada dur paşa. Fırsatını bulsan seni gözümü kırpmadan yok ederim, doğru. Ama oğlunu nasıl kıyarım? Asla. Evlatlarımın üzerine yemin ederim ben yapmadım. Unuttun mu? Doğduğu gün hayatını ben kurtardım. Nereye? Artık soru sormak yok. Ne diyorsam onu yap. İçeri gel. Eğer bana zarar verirsen... Demek fırsatını bulursan benden kurtulacaksın, öyle mi? Ben o fırsatı her gün yanımda taşıyorum zaten. Ben istediğim an senden kurtulabilirim. Nedir o? Nigar kafaya günlerdir arattığın ölüm fermanı. Leo'nun günlüğü. Zavallı aşığın aranızda olup biteni elleriyle yazmış her gün. Bunu hünkârıma verirsen başına neler geleceğini biliyorsun değil mi? Ne malum seni hazırlatmadı? Şahidim var, ispat ederim. Ne duruyorsun o zaman? Git ver. Sen de benimle yanarsın. Senin de sonun olur. Ne paşalığın kalır, ne damatlığın. Eğer icap ederse Hürrem Hatun, ben her şeyden vazgeçerim. Sen ki iktidarın en kuvvetli paşası. Devleti, orduları sen yönetiyorsun. Şahanın, şeretin, para, sarayın var. Heykeller bile dikiyorsun. Süleyman da Hatice de seni çok seviyor. Bütün bunları kaybetmeye göze alabilir misin? Hiç sanmıyorum. Hatice'm. Kardeşim. Ben öldürdüm. Benim yüzümden. Emzirirken uyuyakalmış. Benim yüzümden. Thank you.
Yazık. Hatice'nin yerine koyuyorum kendimi. Ne büyük keder. Bir an evvel çocuk yapması lazım. Yoksa bu acı onu her gün öldürür. Mevzuyu kapatalım Hürrem. Zira Hatice'm aklıma düştükçe içim parçalanıyor. Yakup Efendi. O deftere her ne yaptıysan işe yaramadı. O zalim yaşıyor. Ölmedi. Zamanla tefsir edecektir. Bekleyin. Tesir etti zaten. Yataklara düştü. Neredeyse ölüyordu. Ama kurtardılar onu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi dirildi yine. Nasıl söküp attılar o zehri? Ne verdiler ona? Bir hekim var. Burada değil, Yahudi. O kurtardı. Bizim hekimlerin hiç bilmediği bir ilaç hazırlamış. Her derdin devası şifalı bir toprakmış. Eyvahlar olsun. Arzu ederseniz daha kuvvetli bir zehir hazırlayabilirim. Anında tesir eden bir zehir. Hayır, zehir yok. Ben sana ne dedim? Hiç kimse nasıl öldüğünü anlamayacak dedim. O zalimi öldürmenin başka bir yolu var elbet. Çaresini bulur, yarım bıraktığımız işi tamamlarız. Şimdi değil Yakup Efendi. Sonra vakit gelince seni bulacağım. Lakin yine baş ağrısız olursan önce senin canını alırım. Sultanım, mahalle sultan geliyor. Hürrem, senin ne işin var burada? Ben şeyim. Söylesene, ne yapıyorsun tek başına? Ben biraz dolaşıp hava almak istedim. Malum terasım da yok, ben de buraya geldim. Boş boş dolaşacağına git çocuklarınla alakadar ol. Ben evlatlarımla yeterince meşgulüm validem. Biraz da siz alakadar olun. Şefkatinizi esirgemeyin onlardan. Yoksa sadece Mustafa'ya sevdiğinizi düşünüp üzülecekler. Nigar Kalfa, hekim kadın istediğin ilacı hazırladı. Geçmiş olsun. Sabah akşam ikişer kaşık versin dedi. Sen git, benim işim var. Hayrola Nigar Kalfa? Nereden geldin? Hatice Sultanımıza hekim başından ilaç temin etmeye geldim. Malum, asabı bozuk bu aralar. Zor günler geçiriyor. Senin kaderin neymiş böyle? İbrahim Paşa ölüyordu, sen baktın. Hatice Sultan aklını kaybetti, sen bakıyorsun. Peki bu arada benim istediğim şeye bakıyor musun? Neye bakacağım sultanım? İbrahim Paşa'nın beni yok etmek için elinde tuttuğu şey ne? Buldun mu? Arıyor musun? Yoksa İbrahim Paşa'ya söyledin mi? Hürrem Sultan beni tehdit ediyor.
Bulmasan beni öldürecek diye. Sultanım ben bir şey söylemedim. Arıyorum. Nigar. Ara ve bul. Yoksa seni zehirle yok etme. Yağlı organla bu ince boynunu